Buralar eskiden hep gül bahçesiydi biliyor musun? Gençliğimizde annenle hep beraber güler oynardık buralarda. Peki annemle görüştünüz mü vefatından önce? Kızım bende yalan yok. Gülümser buralardan ayrılmadan önce nasıl desem. Köprüleri yaktı da gitti. Zaten döndükten sonra da Fatma'dan başka kimseyle pek görüşmedim. Küs müydünüz yani? Yani öyle de denilebilir. Allah rahmet eylesin. Gülümser çok sıkıntı çekti zaten. Peki ne oldu da annem buradan ayrılıp İstanbul'a gitti? Sanki bana söylenmeyenler var. Sizin bildiğiniz bir şeyler var mı? Burası küçük yer ne de olsa. Herkes birbiri hakkında bir şeyler bilir. Ama sen burada kalıcı olmadığına göre. Boş ver kafana tak. Hazır Fatma sana evi arazileri devrediyor. Güzel bir paraya sat. Git İstanbul'da kendine şahane bir hayat kur. Gelirken benim de amacım buydu aslında. Ama şimdi biraz daha farklı düşünüyorum. Niye? Nesi farklı? Ne oldu ki? Annemin ne hissettiklerini bilmek istiyorum. Onun yaşadıklarını anlamak istiyorum. Ve sanki bunu bilmenin yolu biraz daha burada kalmaktan geçiyor. İnan bana annenin yaşadıklarını yaşamak istemezsin. Neden? Ne yaşadı anne? Aman. Köprünün altından ne sular aktı geçti gitti. Boş ver kızım. Sen iyice düşün taşın. Eğer evi arazileri satmaya karar verirsen bana haber gönder. Olur mu kızım? Annemden kalan mirası siz de talipsiniz demek ha? Bunu duymak sürpriz oldu. Yani biz ona talip demeyelim de. Biz buraların en köklü ailesiyiz kızım. Misafirlerimize yardımcı olmak isteriz. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Hemen Ecel'in kaldığı otele gidelim. Tabii ki de efendim.